Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere internet sitesi kurma maliyetiyle ilgili olan makaleme ek olarak bu videoyu hazırlıyorum. Ve bu videoda bir internet sitesi kurmanın ne kadar uygun bir maliyette yapılabileceğini veyahut bunu bir webmaster'a, bir web developer'a, bir web geliştiriciye verdiğiniz zaman da ne kadar bir ücretle karşılaşabileceğinizi bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Yazımızın üst kısmında linkini YouTube videosunun altına koyacağım. Ücretsiz web sitesi yapmayla ilgili bilgi paylaştım. Daha sonraki kısım ücretli web sitesi yapmayla ilgili. Yani bu kısım evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Şuradan evet bir saniye ekranımı paylaşacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir web sitesi sahibi olmak için ücretli bir web sitesi sahibi olmak için bize ne gerekiyor? Alan adı ve hosting barındırma hizmeti. Web sitesi barındırma hizmeti. Peki web sitenizin alan adın web siteniz için sonradan gerekli olabilecek şeyler de var. Sonradan gerekli olabilecek şeyler bunlar her webmaster'da bulunan şeylerdir. Bazı webmaster'lar hard disklerinde saklarlar. Bazıları bulut sisteminde, cloud'da saklarlar. Materyaller, araçlar, tabii bilgisayara kurulu olan programlar vesaire vesaire. Bunların lisansları hepsi bunlar webmaster'larda bulunur. Ama size ilk önce hemen yapabileceğiniz bir alan adı sahibi olmak ve bir hosting barındırma hesabı almak. Şimdi evet bunlar en basit şeyler. Çünkü düşünün mesela bir Avrupa ülkesinde bir web sitesi yapacakken alan adını mesela size aldırtmıyor. Veyahut hosting hesabını kendisi düşünüp alabiliyor. Veyahut size danışabiliyor. Alan adında da danışabilirsiniz her zaman için bize. Bimoza Bilişim olarak ben Onur Kalafat. Danışabilirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hemen başlayalım. Alan adımız bu yazımızda da belirttiğim gibi 5 TL'den başlar. Üst sınırı için bir kesin bir şey söylenemez dedik. Neden? Şimdi arkadaşlar şöyle olabilir. Üst sınırı için. Hani bazı alan adları çok jenerik oluyor. Yani jenerik dediğim çok göze batan, çok böyle herkesin sahip olmak istediği bir alanı da olabilir. Böyle alan adları çok yüksek fiyatlarda oluyor. Neden? Çünkü daha önceden satın alınmış oluyor. Ha düşünsenize Google bugün battı ve alan adını satıyor. Bu sefer ne olur? Google.com. Düşünsenize dünyanın en iyi alan adı. Buna paha biçilemez, değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar alan adınızı bu evet GoDaddy sitesinde kullanımı pratik olduğu için yeni başlayanlara herkese önerebiliriz. Çünkü kullanımı çok pratik. Evet hemen buradan bir alan adı bakalım arkadaşlar. Mesela ne olsun? Diyelim ki mesela diyelim bir çiçekçi dükkanı açacaksınız. Şöyle diyelim. Evet. Beyoğlu çiçek sistem. Şimdi arkadaşlar alan adlarında Türkçe karakter kullanmıyoruz. İngilizce karakter kullanıyoruz. Beyoğlu çiçekçisi. Evet doğru yazdık. Bakalım bu alan adı nasılmış? Kullanılabilir mi? Evet. Gördüğünüz gibi Beyoğlu çiçekçisi attık kafadan ama arkadaşlar gerçekten de kullanılabilirmiş. Bakın Beyoğlu çiçekçisi. Şimdi şu arayüz İngilizce çıktı. Bu Türkçe çıkar. Çok kolay. Bakın Türkçe olur. Ben genelde İngilizce kullandığım için o yüzden öyle çıkıyor. Her neyse bu şekilde bakın şu 11 dolara satın alınabiliyor bugünlerde. Peki bu 5 TL'lik falan çok uyguna alan adlarından bahsettik. Bakın sonu XYZ ile biten
Sonra mi ile biten, club'la biten, site, nokta site ile biten alan hatları çok ucuzdur. Ama genelde yani şimdi bütçeniz gerçekten de darsa ve bir şeyler yapmak istiyorsanız bu sefer böyle 5 liralık, 6 liralık alan hatlarından alın. Fakat bütçeniz varsa ve kom alan adıyla bir pratiklik, yani işte bir jenerik bir alan adı, bir pratik bir alan adım olsun diyorsanız kom alın tabii ki her zaman için. Bu şekilde arkadaşlar buradan Etikart diyerekten, daha evvelden Hepsi Burada'dan veyahut Amazon.com'dan bir alışveriş yaptıysanız bu şekilde adım adım ilerleyip alan adınızı alıyorsunuz. Aynı şekilde burada GoDaddy'nin içerisinde hosting hesabı da satın alabilirsiniz. Ve bunlar inanın, yani şöyle diyeyim, videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Videolarım genelde çok uzun tutuyorlar. O yüzden yani şöyle diyeyim arkadaşlar, bir Facebook hesabı açmak kadar kolay aslında. İnanın ki şimdi günümüzde web tasarım sürükle bırak yöntemiyle olmaya başladı. Şimdi benim GoDaddy'de hosting hesabım yok. Neden? Çünkü GoDaddy diğer rakiplerine göre biraz daha pahalı düşüyor bana göre. Benim daha evvelden yani sahibi olduğum hosting hesaplarımdan bir tane arkadaşlar size burada, bir dakika şuraya kaydırmam lazım. Her neyse. Evet. Hosting hesaplarımdan bir dakika, ekran paylaşımım gitti mi? Bu hesap, hayır, gitmemiş. Birinde bulunan bir alan adına hemen basitçe bir site nasıl kurulur? Bakın size göstereyim. Evet, şuradan açalım. Şurada bir öyle yapmayacağız. Şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar. Bakın ne oldu ki? Şu şeyi kaydıramadım yerinden. Evet, yanlış adres yazdık. Evet. Ha, şunu kaydırdık. Evet, tamam. Şimdi şurada. Şimdi bu tür bilgiler size elinize ulaşacak. Bakın gerçi ben burada şimdi buraya tek bir tıklamayla WordPress kurmayı öğretecektim. Bunları başka bir YouTube videosunda araştırıp bulabilirsiniz veyahut çekip koyabilirim. Çok uzun tutmayacağım videomu. Videolar uzadıkça hoş olmuyor. O yüzden arkadaşlar C-paneliniz, yani kontrol panelinize girip tek bir tıklamayla WordPress kurabilirsiniz. Örneğin dün akşam bir arkadaşıma web sitesini nasıl kuracağını anlatıyordum. Daha sonradan siz de adım adım ilk önce bir yazı ekleme, ondan sonra bir yazınıza bir resim ekleme, işte etiket koyma, hatta SEO ayarları yapmaya kadar ilerleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar özetlersek videomu, bir alan adını çok kolay bir şekilde alabileceğinizden bahsettik. Ondan sonra aynı yerden örneğin GoDaddy'den bir hosting hesabını size hemen önereceklerini bahsettim. Fakat bunlar için en mantığa yatkın ve uygun, hem bütçenize uygun, hem hızlı, hem mantıklı, hem SEO uyumlu olması için tüm bu işlemlerinizin bana her zaman danışabilirsiniz. Danışmak ücretsiz arkadaşlar, free web sitemde bulunan iletişim bilgilerinden bana danışabilirsiniz. Bu videonun sonuna da web sitemin adresini koyacağım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Güle güle diyorum. Evet.